FETÖ gündemiyle devam ediyoruz. Örgüte maddi destek sağladığı iddiasıyla 60 iş adamı daha tutuklandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de tutuklamalar vardı. Aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 84 şüpheli silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. FETÖ'ye destek sağlayan iş adamlarından 60'ı daha tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınarak tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 110 iş adamının sorgusu tamamlandı. Nöbetçi hakimlik 60 iş adamının terör örgütü üyeliği suçundan tutuklanmasına hükmetti. Hakimlik diğer 50 iş adamının ise yurt dışına çıkış yasağı zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını kararlaştırdı. Başsavcılığın bazı iş adamlarının adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edeceği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün iş dünyasındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda bazı iş adamlarının örgüte finansman sağladığını belirleyen başsavcılık, isimleri tespit edilen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı vermiş, şüphelilerin ev ve ofislerinde arama kararı çıkarılmıştı. İstanbul merkezi 35 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında şüphelilerden 164'ü gözaltına alınmış, zanlılardan 54'ü işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakılmıştı. 110 şüpheli ise tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında 110 iş adamının da yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Adreslerinde bulunmayan 106 şüpheliyle ilgili arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde görev yapan ve baylok kullanan Fethullahçı terör örgütü mensuplarına yönelik soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Burada savcılıkça ifadeleri alınan 84 şüpheli tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifadesi alınan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 84 şüpheli silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 315'e yükseldi. Soruşturma kapsamında kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanlıklarında çeşitli rütbelerde görevli 295 subay ve 280 as subay olmak üzere toplam 575 asker hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bu arada 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz'le ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan önemli açıklamalar geldi. Bozdağ, şu ana kadar Adil Öksüz'ün öldüğüne ya da öldürüldüğüne dair bir bilgi yok. Başkaları tarafından saklanıldığını düşünüyorum. Bu kadar bilinen birisinin ve herkesin de üzerinde hassasiyet gösterdiği birisinin kaçtığı zaman bir yerde mutlaka radara düşmesi, görülmesi gerekirdi.